Merhabalar değerli izleyenler, ben Şeyda Emiroğlu. Yaşam Koçum programıyla RTV ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Malum Ramazan ayındayız. Rabbim hepimizin tuttuğu oruçları, ibadetleri hayırlısıyla kabul eylesin. Tabii bir de bunun beslenme kısmı var. Tüm gün aç kalıyoruz. Neler yapmalıyız? Kilo vermek istiyorsak nasıl beslenmeliyiz? Kimler oruç tutabilir, kimler tutamaz? Bunları konuşacağız. Tabii bunları konuşmak için stüdyolarımıza Skype ile uzman diyetisyen Buse Çapraz Özer'i davet ettik. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Yoğunluğunuzda Ramazan ayında bizi kırmayıp bağlandığınız için ayrıca çok teşekkür ederiz. Çünkü malum Ramazan yoğunluk ama sizin de engin bilgilerinize ihtiyacımız var. Çünkü dediğim gibi az önce nasıl beslenmemiz gerektiğini çoğumuz bilmiyoruz. Bunu da sizinle birlikte öğreneceğiz inşallah. Tabii öncesinde Buse Çapraz Özer kimdir? Sizi kısaca bir tanıyalım. Ben Buse Çapraz Özer, belirttiğiniz gibi 8 yıldır diyetisyenim, uzman diyetisyenim. İstanbul'da kendi ofisimde aynı zamanda online olarak görevime, mesleğime devam ediyorum. Birçok konuda danışmanlık veriyorum. Gebelik beslenmesi, diyabet, tiroid hastalıkları, emziren annelerde beslenme, kilo vermek isteyenler bu konuda herkese destek olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Peki hocam, şimdi konular çok uzun. Ben hemen bir yerden giriş yapmak istiyorum. Hocam, Ramazan ayında kimler oruç tutabilir, kimler tutamaz diyeyim. Daha sonra da hani akabinde bağlayarak konulara devam edelim. Tamam, ben başlıyorum o halde. Ramazan ayında aslında özellikle oruç tutmasını istemediğimiz belli hastalık grupları var. Birincisi bunlar aslında hamileler ve emziren annelere kesinlikle oruç tutmalarını önermiyoruz. Bunların dışında kalp damar hastalıkları, böbrek hastaları, özellikle böbrek yetmezliği ve kalp yetmezliği olanların, kanser hastalarının, diyabet hastalarının, yine özellikle insülin kullananların oruç tutmasını önermiyoruz. Ama oruç tutmak isteyenler de tabii ki kendi doktoru bilgisi ve dahilinde danışarak ibadetlerini yerine getirebilirler. Ama dikkat etmeleri gereken tabii ki çok ciddi noktalar var. Ve dediğim gibi mutlaka doktorun izni ve kontrolü dahilinde olmalı. Hocam peki şimdi tüm gün aç kalıyoruz ve bazılarımız bunu o kadar çok yanlış anlıyoruz ki bu aç kalma olayını. Çoğu sofrada görüyorum. Eskiye rağmen bir nebze daha böyle bilinçlendik ama yani bir sofrada hem makarna, hem pirinç, hem bulgur, hem börek, hem içli köfte, hem sarma olduğunu ben gözlerimle gördüm. Bizzat benim annem de yapardı bunu önceden. Nasıl beslenmeliyiz? Aslında doğru olan nedir? Şöyle, dediğim gibi aslında oruç birazcık ya da Ramazan ayı birazcık istediğimiz şeyden çıkmaya başladı. Çok geniş iftar sofraları, sahurda yine aynı keza yemeğe devam etmeler. Biz daha çok sahuru kahvaltılık şeklinde öneriyoruz. Ama az önce bir danışanla konuşurken burada da her akşam gözlemeler açılıyor, her gece hamurlar açılıyor, makarnalar pişiriliyor şeklinde konuştuk. Tabii ki bu çok önerdiğimiz bir şey değil. Aslında Ramazan ayı hep detokslardan bahsediyoruz. En güzel detoks yapılan, en güzel vücudu temizleyen, organları temizleyen, bizim için bu fırsatı veren, çok mucizevi ve dini olarak bizim için çok önemli de bir ay. Bunu çok da iyi değerlendirmek lazım. Peki neler yapmalıyız? Bunlardan başlayayım. Bir kere sahurda genellikle biz kahvaltılık şeklinde tabii ki geçirelim diyoruz. Gece kalkıyoruz ve gece karbonhidratlı beslenip tekrar uyuduğumuzda aslında kan şekeri dengesizlikleri bu noktada başlıyor. Dolayısıyla sahur bizim için çok önemli bir öğün ve mutlaka sahura kalkılmasını kesinlikle kesinlikle öneriyoruz. Birincisi hem metabolizmamızı yavaşlatmamak için, İkincisi de tabii ki kan şekerimizi dengelemek adına. Ama mutlaka doğru besinleri tercih etmemiz gerekiyor. Bunlar neler? Özellikle benim önerdiğim uzun süre tok tutan yiyecekler neler? Yumurta. Yumurta kesinlikle olmalı.
İkincisi ben kefiri yine herkese keza öneriyorum. Çünkü Ramazan'da karşılaştığımız en büyük problemlerden biri ne yazık ki kabızlık. O yüzden yumurta, kefir, ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler. Bunun dışında da lor peyniri yine protein oranı yüksek bir peynir. Çok tuzlu olmayan bir peynir. Ve bir iki dilim tam buğday ya da çavdar çok tatlı ekmeği. Savurda öneriyorum. Genellikle burada pide arasına işte peynirler, gözlemeler, makarnalar tercih ediliyor. Tabii ki bunlar çok önerdiğimiz. Size aslında gün önermediğimiz şeyler ve sizi gün içinde de orucunuzu tutarken zorlayacak yiyecekler olarak sayabiliriz. Hocam peki şunu da çok merak ediyorum. Değerli izleyenler de çok merak ediyor. Ramazan'da kilo verilir mi? Aslında şöyle, bunu çokça kez de anlatıyorum. Ramazan öyle bir ay ki isteyen çok güzel kilo verir ama dikkat etmeyen de çok güzel kilo alır. Ne yazık ki öyle bir ay. Eğer tatlı ataklarını kontrol edebilirsek en büyük karşılaştığımız problemlerden biri iftardan sonraki yaşanan tatlı atakları aslında. İkincisi pide tüketimine dikkat edersek ve sahur. Dediğim gibi sahur çok aslında önemli ve kilit bir nokta. Sahuru çok dikkatli yapan, hafif geçiren, doğru gıdaları, besinleri tercih eden kişiler aslında hem çok güzel kilo verir hem de gün içinde orucunu çok rahat tutar. Sahur için aslında şunu da, şu ipucunu da verebilirim. Bu benim çok da önerdiğim bir şey. Ben mutlaka çörek otu yağını öneriyorum. Bu benim her zaman önerdiğim ama Ramazan'da mutlaka herkese kesinlikle kullanımda önerdiğim bir şey. Çörek otu yağını kapsül olarak da kullanabilirsiniz. Eczanelerden temin edebilirsiniz. Ya da güvendiğiniz yağ formatında bir yerden alıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Ben aç karnına yani sahura başlamadan önce iki kapsül şeklinde veya bir iki tatlı kaşığı ister kefirinize ister suya karıştırıp tüketmenizi dediğim gibi Ramazan ayında mutlaka öneriyorum. Hem çok güzel tokluk sağlıyor hem metabolizmanızı hızlandırıyor hem de kilo vermenize destek oluyor. Dolayısıyla eğer dikkat ederseniz tatlı tüketimine, pide ve karbonhidrat tüketimine Ramazan ayında çok güzel kilo verebilirsiniz. Peki bunu hani Ramazan'da diyet olarak yapılabilir mi? Dediğim gibi hani Ramazan'ı hep böyle bol yemek olarak görüyoruz ya. Hani Ramazan diyetleri uyguluyor musunuz hocam? Ramazan diyetleri evet uyguluyorum. Ramazan'da aslında yine yani her noktada olduğu gibi Ramazan'da da sosyallik, misafirliğe gitme, iftar sofraları birazcık bizim sistemimizi ve diyetimizi bozabiliyor. Ama o noktada da tabii ki dengeleyerek devam ediyoruz. İftara çok dikkat etmek gerekiyor. Aslında bir ikinci haftadan sonra benim danışanlarımda gördüğüm gerçekten midede ciddi bir küçülme oluyor. Zaten isteseniz de yiyemiyorsunuz. O yüzden bu 2 hafta çok önemli. Bu 2 haftayı çok güzel geçiren kişiler gerçekten sonrasında hiç zorlanmadan devam edip çok da güzel kilo verecekler. Yalnız şöyle de bir önemli nokta var. Protein alımına dikkat edilmeli. Yani mutlaka bir öğünde sahurda yumurta yiyemeyen ya da ben sahura kalkamıyorum, çok yoğun çalışıyorum, uyanmakta problem yaşıyorum diyenler mutlaka iftarda et, tavuk, balık çok tercih etmiyoruz ama ya da baklagillerden, bitkisel protein olan baklagillerden birini mutlaka tercih etmenizi öneriyorum. Çünkü uzun açlıklarda protein alımını yeterli sağlamazsak ne yazık ki çok ciddi kas kayıpları görebiliyoruz. O yüzden bu da önemli bir nokta. Protein alımınıza lütfen dikkat edin. Mümkünse 2 öğünde yapamıyorsanız en azından bir öğününüzde mutlaka proteine yeterli almaya özen gösterin. Hocam zaten hani Ramazan ayı dışında da böyle son zamanlarda popüler olan aralıklı oruç sistemi var. Sadece saatler farklı değil mi Ramazan'a göre o sistemde de? Evet, aynen öyle. Ramazan birazcık daha aslında istemediğimiz bir şekilde gece yenilip biraz daha gece geç saatte
yeme işlevi devam eden bir ay. Biz bunu normal zamanda erken kahvaltı yapın, olabildiği kadar erken akşam yemeğinizi bitirin şeklinde söylüyorum. Ama yine dediğim gibi Ramazan ayı çok güzel aslında. Oruç ve yani oruç en güzel detokstur, öyle söyleyeyim. Eğer dikkat ederseniz gerçekten hem dini yani hem manevi hem de fiziksel olarak da gerçekten çok arındığınızı hissettiğiniz bir ay. O yüzden bu ayı böyle tam olarak ruhuyla midenizi doldurmadan, rahatlatarak yani gerçekten hafif doyduğunuzu hissettiğiniz noktada bırakarak devam ederseniz çok daha rahat edeceksiniz. Onu da söyleyeyim, aslında en büyük problemlerden karşılaştığım şu 2 haftada gaz, şişkinlik ve hazımsızlık. Çünkü onu da şuna bağlıyorum. Aslında uzun açlıktan sonra iftarda herkes çok hemen hızlı bir şekilde yemeğini yemeye başlıyor ve çok hızlı bir şekilde nefes almadan yemeği bitiriyorlar. Burada önerdiğim şey, ilk başta bir bardak su ve bir hurmayla orucunuzu açın. O düşen kan şekerinizi biraz yükseltin. Sonrasında çorbanıza geçin. Çorbayı da yine yavaş yavaş ılık bir şekilde içtikten sonra biraz ara verin. İster namaz kılın, ister sohbet edin, bir sofradan kalkın, yemeğinizi hazırlayın. Orada bir ara verin. Gerçekten o çok önemli. Hem aslında doyduğunuzu hissedeceksiniz, hem de o gaz şişkinlik problemlerinizi bir tık daha aza indireceksiniz. O yüzden iftarda lütfen ama lütfen yavaş yemeye. Biliyorum çok zor bir şey ama yavaş yemeye özen gösterin. Bu da dediğim gibi önemli noktalardan biri. Hocam zaten bu hızlı yemek yeme olayını biz normal zamanda da yapıyoruz. Hani çok yavaş yiyen bir Maalesef. toplum değiliz. En büyük sorunlarımızdan biri de bu bence her zaman. Aslında midemiz doyuyor ama gözümüz Evet. doymuyor. Bence genel problem o. Aynen, yemeği seven böyle yemek kültürü olan bir toplumuz. O yüzden ne kadar midemiz doysa da bazen böyle tadını sevdiğimiz için de yemeye devam ediyoruz. İşte bunu belki Ramazan ayında bunu biraz kırıp doyduğumuz noktada bırakırsak, o mideyi küçültmeyi başarırsak sonrasında da zaten devam eder diye düşünüyorum. Şimdi az önce dediniz ki Ramazan ayında hani öyle bir ay ki isterseniz hızlı kilo alıp isterseniz de çok güzel kilo verebilirsiniz. Metabolizmalar yavaşlıyor çünkü dediniz. Şimdi sizden ekran başındaki değerli izleyenler için ve biliyorum Instagram'da da çok güzel metabolizma hızlandıran tarifleriniz var. Şöyle bir iki tane tarif istiyorum. Pratik, hemen yapılabilecek, herkesin bulabileceği malzemelerle. Şöyle bir tane, bir kere dediğim gibi kabızlık aslında en büyük problemlerden biri olduğu için bir tane kabızlık smoothie tarifi hazırladım. Bunu kilo vermek isteyenler için de şöyle öneriyorum. Sahurda bunu tüketin, yanına da bir haşlanmış yumurtayla sahurunuzu yapın diyorum. Tarifi de hemen özetle kısaca söyleyeyim. Bir bardak kefir, dediğim gibi kefir benim her zaman olduğu gibi Ramazan'da da favorim. Bir bardak kefir içerisine yulaf ezmesi koyuyorsunuz. Varsa keten tohumu, hatta chia aslında çok alışkın olmadığımız bir şey ama chia'nın gerçekten çok kabızlıkta ve tokluk sağlamada çok etkili olduğunu danışanlarımdan ve kendim de denemeye başladım. Gerçekten çok etkili olduğunu söyleyebilirim. En azından evde var ama kullanamıyorum, ne yapabilirim diyenler için de bir alternatif olmuş olur. Chia, keten tohumu, yulaf, zeytinyağı. Ben kiviyi öneriyorum. Kivi çünkü çok güzel kabızlığa iyi geliyor ama kivi, elma, armut, kabızlık problemi olmayan ama hafif bir sahur getirmek istiyorum diyenler muz da tercih edebilirler. Bunların hepsini blenderdan geçiriyorsunuz ve dediğim gibi sahurda bunu yanında bir yumurtayla beraber tüketiyorsunuz. Bunu öneriyorum. Bunun dışında iftarla sahur arasında zencefilli su tarifim var benim. Sadece tansiyon problemi olanlar biraz dikkat etsin. Tansiyonu biraz düşürme etkisi olabiliyor. Fakat gaz, şişkinlik, hazımsızlık, kabızlığa yine çok iyi geliyor. Hem de metabolizmanızı hızlandırıyor. Onu da şu şekilde yapıyorsunuz. Bir parça taze zencefili, bir işaret parmağınız kalınlığında ve uzunluğunda. Bunu yuvarlak bir şekilde böyle dilimliyorsunuz. Üzerini geçecek sürahiye koyuyorsunuz. Üzerini geçecek kadar suyu, sıcak suyu koyup biraz demliyorsunuz. Üzerini kapatıp bir 5 dakika demliyorsunuz.
Sonra üzerine ılık su ya da normal su koyarak 1,5-2 litreye kadar tüketmenizi öneriyorum. İftarla sahur arasındaki su tüketimi çok önemli. Bir anda tüketmeyin. Bu da yine gaz, şişkinlik problemlerine sebep olabiliyor. Yayarak tüketmenizi öneriyorum. Yani her yarım saatte bir ya da her saat başı böyle bir iki bardak su şeklinde tüketebilirsiniz. Biliyorum zaman ve süre kısıtlı ama olabildiği kadar bu şekilde yapmaya özen gösterin. Bir de çok önemli bir nokta var. Aslında ödem atıcı tarifleri Ramazan ayında çok fazla önermiyoruz. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü bunlar vücuttaki aslında suyu attığı için ve gün boyunca da ne yazık ki susuz kaldığı için vücut sodyum potasyum dengelerini bozup tansiyon problemlerine ya da halsizlik vücutta dehidratasyona sebep olur. O yüzden birçok sıkıntıya sebep olabilir. Burada o yüzden çok ödem atıcı tarifler değil, daha çok sindirme, gaz şişkinlik problemine iyi gelecek tarif ve çayları öneriyorum. Rezene çayı yine olabilir. Zencefili çay olarak yapabilirsiniz. Nane çayı tüketebilirsiniz iftardan sonra. Ve benim önerdiğim hibiskus çayı var. Hibiskus çayı da yine aslında kan şekerinizi dengelediği için hem tatlı ataklarınızı önlüyor hem de yine sindirime destek oluyor. Sadece önemli bir nokta, hibiskusu ben tiroid hastalarına önermiyorum. O yüzden tiroid hastaları zencefil, rezene ve nane çayıyla devam edebilir. Diyabet hastaları da yine kan şekeriyle ilgili problem olanlar da hibiskus çayını kullanabilirler. Bunlar Ramazan için önerebileceğim tarifler. Hocam peki Ramazan ayında siyah çay, işte normal Türk kahvesi, filtre kahve ve bitki çaylarının kullanımı nasıl olmalı ya da tavsiye ediyor musunuz? İçmeliler mi, zararı var mı bunların? Aslında evet, Ramazan deyince aklımıza hep böyle demlik demlik çaylar, herkes Evet. hemen kahvelere koşuyor böyle hemen iftardan sonra. Yani tabii ki çok özlediğimiz ve gün içinde tüketemediğimiz şeyler olunca ben de çok büyük eksikliğini yaşayarak tüketiyorum. Ama su tüketiminizin azaldığını hissettiğiniz noktada tabii ki onları azaltıp suyu. Çünkü bazen soruyorum, ne yaptınız? İşte çay içmekten suya vakit kalmıyor. Gerçekten çaylar, kahveler, bitki çayları suyu göremiyorum. Tabii ki o noktada bunlar da çünkü vücuttaki suyu atan diüretik şeyler olduğu için zaten susuz vücudu iyice susuz hale getirecekler. O yüzden önce su, sonra çayınızı, kahvenizi tabii ki içebilirsiniz. Hocam peki bir de bitki çayları ama zayıflama içerikli olan bitki çayları var. Bunlar için ne diyorsunuz? Hani normal zamanda çok fazla tavsiye etmediğinizi biliyorum ama Ramazan'da içenler de var. Hani bunların zararları nelerdir? Ne gibi yan etkileri olur? Ben bunları hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir zaman, ne Ramazan'da ne normal zamanda hiçbir zaman önermiyorum. Çünkü gerçekten içeriğinin neler olabileceğini bilmiyoruz. Her türlü şeyi katabilirler. Bağırsak floranızı tamamen mahvedebilirler ve bu sefer çok ciddi kronik kabızlık problemlerine kadar gidiyor. Ve Allah korusun tabii ki bu da kolon kanserine kadar yol açabiliyor. O yüzden bildiğimiz bitki çayları, ki bitki çayları bile aslında fazlasının karaciğere birçok etkisi var. O yüzden hiçbir şeyi abartmadan ama karışım içeriğini bilmediğimiz, emin olmadığımız hiçbir çayı hayatın hiçbir döneminde önermiyorum. Bir de normal su tüketimini soracağım. Sağlıklı bir birey ne kadar gün içerisinde ya da işte iftardan sahura kadar su içmeli en az? Sade su. Aslında genel olarak hesapladığımız kilo başına 30 mililitre şeklinde, yani 70 kilo biri için 2,1 ortalama 2 litre su tüketimini öneriyoruz. Ama bu mevsime göre, işte spor, hareket günlük hareketine göre, kullandığı ilaçlara göre vesaire değişebiliyor. Ama ortalama kilo çarpı 30 mililitre diyebiliriz. Dediğim gibi bunu tamamlamaya, sahurla iftar arasında tamamlamaya çalışın. Bu çok önemli. Bir anda içmeyin. Yemekle beraber genelde ben sıvı tüketimini çok önermiyorum. Çünkü yine dediğim gibi sindirimin ve mide asidini etkileyebiliyor. Yemekten sonra bir tabii
Ramazan ayı için biraz zamanları kısıtlayacağız mecbur. Yarım saat sonra her yarım saatte bir bardak, iki bardak şeklinde tamamlayabilirsiniz. Önemli. Hocam bir de bir diğer konu var, tartı. Hani doğru tartı ne zaman olmalı? Ya da işte erken tartılınca fazla mı çıkıyoruz? Nasıl tartılmalıyız? Şöyle aslında genel olarak söyleyecek olursak ilk tardan bir 3-4 saat önce ben tartılmasını en azından oruç tutanlar için doğru buluyorum. Sabah tabii ki hemen kalkınca Ramazan ayında yanlış bir tartı oluyor. Ya da çok iftara yakın bir saat de çok doğru bir tartın değil. Çünkü artık vücutta tamamen su kaybının çok fazla olduğu, genellikle herkesin çok daha düşük kiloları gördüğü ama gerçek kilo kayıplarının olmadığı tartı zamanları iftardan 3-4 saat önce aslında ideal tartı zamanı diyebiliriz. Bir de tabii bizim dediğim gibi Türk milleti olarak biz yemeği seviyoruz. Hep böyle normal zamanda da bir kan şekerimiz düşer, bir çıkar. İşte aman kan şekerim düştü, şimdi elim ayağım titriyor. Orucum, iftardan sonra bir tatlıya saldırayım modundayız. Tatlıyı seviyoruz. İhtiyaç da duyuyor vücut. Bunun için ne tavsiye ediyorsunuz? Neler yenmeli ya da işte nelere dikkat edilmeli? Zaten benim için Ramazan güllaç aslında. Ben kendim de güllacı çok seviyorum. Genel olarak sütlü tatları öneriyoruz ama sütlü tatlıları da yine haftada ikiyi geçmeyecek. Özellikle kilo vermek isteyenler için söyleyeyim. Haftada ikiyi geçmeyecek şekilde tüketimini öneriyoruz. Onun dışında şerbetli tatlıları ben bayrama saklayın diyorum. Hani bayramın birinci günü belki orada bir kaçamak şeklinde ya da hep beraber ailevi keyif olarak tüketirsiniz diyorum. Çok isteyenler için haftada bir gün porsiyonu küçük ve tadımlık tüketebilirsiniz. Onun dışında benim önerdiğim tabii ki kuru meyveler ve taze meyveler şeklinde iftardan 2-3 saat sonra devam edelim diyorum. Ama aslında şu an için gördüğüm kimsenin çok o tarz ihtiyaçları olmuyor. Sanırım biraz daha erken, özellikle çalışanlar için erken yenilip erken yatılınca çok ihtiyaç duyulmuyor. Ama duyanlar için bu artık hurmalı marketlerden şekersiz hurmalı barlar var. Kendiniz evde meyveli yoğurtlar yapabilirsiniz. Hurma zaten Ramazan ayının yine benim ikinci favorim hurma. İçine ister ceviz, fındık, badem ya da şekersiz fıstık ezmesi koyabiliriz. Ki sen de sık sık aslında paylaşıyorsun harika tarifler, hurma topları olabilir. Bu tarz böyle rafine şeker içermeyen masum tatları çayla beraber minik porsiyonlarda öneriyorum. Hurma en fazla kaç adet olmalı? Ben bir kase hurma yiyeni biliyorum çünkü. Evet, bir de hurmanın da çok fazla çeşidi var aslında. Böyle çok ince olanlar, böyle etsiz olanlar var. Böyle gerçekten çok etli olanlar var. O çok büyük olanlardan mesela bir maksimum iki tane öneriyorum. Ama o ince olanlardan dört taneye kadar, dört beş taneye kadar öneriyorum. Ben genelde iftarı açarken de bir hurmayı, yani bir bardak su artı bir hurma önerdiğim için sonrasında da iki maksimum üç tane ara öğünde tüketin şeklinde bir önerim oluyor. Teşekkür ederim hocam. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Dönüşte kaldığımız yerden devam edelim. Evet değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra buradayız.
Evet değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ilk bölümde Ramazan'ı konuştuk. Ramazan'da neler yapılır, neler yapılmaz. Buraya kadar tamamdı ama bir de hani oruç tutmayanlar, sağlık problemleri olanlar veya işte normal gündüz beslenmesi yapanlar, kilo vermeye çalışanlar, bunlar için neler yapılabilir? Bunları konuşacağız, takviyeleri konuşacağız. Şimdi hocam, oruç tutmayanlar ya da işte tutamayanlar var. Bunların kilosu verme süreçleri nasıl oluyor? Ne tarz diyetler var? Nelere dikkat edilmeli? Gibi gibi aslında çok geniş bir konu. Konuşabildiğimiz kadar konuşalım istiyorum. Tamam, ben başlıyorum Tamam. o zaman. Şöyle, şimdi birincisi ben kendi ofisime ya da bana danışmanlık için geldiğinde de danışanlar birincisi kan tahlili kesin istiyorum. Yani kan tahlili olmadan kesinlikle hiçbir programa başlamıyorum ki bunu pandemi döneminde bile devam ettirdim açıkçası. Çünkü kan değerlerini bilmeden aslında vücuttaki bir eksikliği ya da yanlış giden bir şeyi çözmeden beslenmeyi ona göre ayarlamadan hiçbir şekilde kilo verimini gerçekleştiremiyoruz. Kombine aslında bununla beraber ne kabızlığı, ne baş ağrısını, halsizliği, saç dökülmesine kadar birçok problem oluyor ve hiçbirini aslında düzenleyemiyoruz. Dolayısıyla kan tahlili benim için çok önemli ve kilit bir nokta. Tabii bununla beraber çıkan kan değeri sonuçlarına göre gerekli takviyeleri ilk başta ben bir uzman kontrolünde değerlendirilmesini istiyorum ve sonrasında kendim gerekli uygun vitaminleri ve destekleri önerilerimi yapıyorum ve beslenme programlarını ona göre düzenliyorum. Tabii ki en çok karşılaştığımız problemlerden bir tanesi Hashimoto ve insülin direnci. İkisinde de ilaç kullanımı, takviye kullanımı ve beslenme programları çok çok önemli. Bunları düzenlemediğimiz takdirde aslında çoğu kişi ben aslında diyet yapıyorum ama kilo veremiyorum diyor. Altında mutlaka yatan bu tarz bir metabolik hastalık mutlaka vardır. Ya da gerçekten beslenmesine dikkat ettiğini düşünüyordur. Çünkü öyle de çok danışanım oluyor. Ben aslında çok dikkat ediyorum. Ama biz bir programa başladıktan sonra ben aslında dikkat etmiyormuşum gibi geri dönüşler de oluyor. Dolayısıyla kan değerlerine bakarak vitamin ve mineral takviyelerini verdikten sonra kilo verememek gibi bir durum aslında çok da fazla olmuyor. Hocam, şimdi takviye dediniz. Kimler için hangi takviyeleri tavsiye ediyorsunuz? Ya bir de şunu çok rica ediyorum sizden. Hangi takviye ne işe yarıyor, ne göreve sahip? Ki yani ekran başındaki değerli izleyenler de kullanmak isterlerse akıllarında olsun. Benim aslında önerdiğim ve yani vazgeçemediğim 4 tane takviye var. Birincisi D vitamini. D vitamini zaten eksikliğini artık %80-90 herkeste görüyoruz ama D vitamini ne yazık ki değeri bilmeden alınabilecek bir takviye değil. Ancak idame dozda alabiliriz. İdame dozda günlük aldığımız bir doz. Eğer eksikliği varsa tamamlamaz. Dolayısıyla metabolizmamızı eski hızına ya da normal olması gerektiği hıza geri döndürmez. Sadece günü kurtarır gibi düşünebiliriz. O yüzden mutlaka D vitamininin bir sonucuna bakılıp ona göre bir yükleme sonrasında idame dozda devam edilmesi gerekiyor. D vitamini çok önemli. İkincisi omega 3. Ben omega 3'ün de yine kullanımını ki bununla ilgili aslında çok fazla yanlış bilgi var. Ben bunu Instagram hesabımda da ya da anlattığımda da herkeste ama balık yağı kilo aldırmaz mı? Aksine omega 3 vücudun özellikle üretemediği yağ asitlerinden de oluştuğu için mutlaka dışarıdan takviye yapılması gerekiyor. Özellikle çocukların beyin gelişimi için ve aynı zamanda fiziksel gelişimi için de çok önemli. Çocuklara kesinlikle kesinlikle öneriyorum. Yetişkinlerin de keza hayatlarının her döneminde kullanılması gereken ve ara vermeden kullanabileceği takviyelerden bir tanesidir. Omega 3 kesinlikle öneriyorum. Kilo vermenize de çok büyük destek olur. Leptin dediğimiz tokluk hormonunu salgılatarak aslında size tok kalmanızı sağlayarak vücudunuzdaki yağ kaybını destekler. Dolayısıyla kilo aldırmaz, kilo vermenize de destektir. Üçüncü olarak magnezyum.
Yine magnezyum da aslında hayatınız boyunca hiç ara vermeden kullanacağınız takviyelerden bir tanesidir ve çok fazla eksikliği görülüp kullanılmayan. Çünkü ne yazık ki şu an bakılan tahlillerde genelde kandaki değeri ölçülüyor. Ama kandaki değil, hücredeki değeri bizim için önemlidir. Ve ne yazık ki bu şu an için ülkemizde ölçümü mümkün olmadığı için genelde dediğim gibi %80-90 herkeste magnezyum eksikliği, tabii ki toprağın verimsizleşmesi, aynı zamanda gıda, tarım ilaçlarının da gitgide kullanımının artmasıyla beraber de magnezyum eksikliği de çok fazla görülüyor. Magnezyum eksikliğinin de aslında birçok şeye de sebep olduğunu biliyoruz. Depresyon, kabızlık, migren, baş ağrısı, fibromiyalji, insülin direnci, D vitamini eksikliği gibi birçok şeye de kas kramplar hamilelerde de kullanımı öneriliyor. Tabii ki doktorun önerisiyle. O yüzden magnezyumu da ben genelde özellikle migren hastalarına önermekle beraber danışanlarımın %80'ini 90'ını öneriyorum. Bu da dediğim gibi hayatınız boyunca ara vermeden kullanabileceğiniz benim önerdiğim ve favorim olan takviyelerden biri. Bir diğeri. Diğeri de tabii ki artık benle çok özdeşleşen ve aslında çörek otu deyince akla gelen ben oluyorum diye düşünüyorum artık. Çörek otu yağını ben çok öneriyorum. Gerçekten bu Ramazan ayında da dini olarak da zaten önemini bildiğimiz çörek otu her derde dava. Gerçekten her derde dava. Ben bunu danışanlarımda da yaklaşık ben 8 yıldır diyetisyenim, 7 yıldır önerdiğim bir takviye. Ve 7 yıldır iyi gelmediği şey görmedim, öyle söyleyeyim. İnsülin direncine iyi geliyor, tiroid değerlerini düşürüyor, Hashimoto'ya iyi geliyor. Bunun dışında alerjik, özellikle şu mevsim geçişinde çok fazla alerji problemleri de görüyoruz. Alerjik rinit, alerji dediğim gibi problemlerine çok iyi geliyor. Egzama, işte atopik dermatit, ciltteki alerji problemlerine iyi geliyor. Onun dışında çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Belki bunu çoğu kişi bilmiyordur ama bu idiopatik infertilite dediğimiz aslında sebebi bilinemeyen kısırlık, yani bebek sahibi olmak isteyenler için de ben bunu aslında zayıflama için öneriyorum. Ama sonrasında çok güzel müjdeli haberler de alıyorum danışanlardan. Onun dışında menopoz döneminde de aslında birçok semptomu azalttığına dair de hem danışanlarından hem Instagram'daki kullananlardan çok güzel geri dönüşler de aldım. Östrojenik bir etkisi olduğu için. Gerçekten denildiği gibi her derde deva, çörek otu da benim sıklıkla ve önerdiğim favori takviyelerimden bir tanesi. Onun dışında çok fazla aslında sosyal medyada da gördüğüm önerilen iki tane takviye daha var. Onunla ilgili de ben bilgi vermek isterim. Çünkü bana da çok fazla soruluyor. Bir tanesi krom. Krom gerçekten insülin direnci olanlarda ya da bazen fark edemediğimiz vücuttaki krom eksikliğinde gerçekten tatlı ataklarını tetikleyebiliyor krom eksikliği. Dolayısıyla krom pikolinat takviyesine tatlı atağı çok yaşayanlara ya da tatlıyı çok sevenlere böyle 1-2 aylık kür şeklinde önerebiliyorum ben. Ama dediğim gibi daha çok kan şekeri problemi, yani diyabet ya da gizli şeker, işte prediyabet dediğimiz insülin direnci olan kişilere daha çok öneririm. Ama tatlı atağımı engel olamıyorum, çok seviyorum diyen kişiler için de 1-2 aylık kür şeklinde denemesini önerebilirim. Onun dışında ikincisi de bromelain takviyesi. Aslında bromelain ananasın içinde olan bir enzim çeşididir. Daha çok proteinlerin sindirimi için önerdiğimiz, fakat şu anda ödem atmak için kullanılan bir takviye. Bunu da yine çok fazla ödem problemi olanlara, işte sık seyahat edenlere ya da farklı rahatsızlıklardan dolayı ciddi ödem problemi olan, nedir bu? Tiroid olabilir, işte lipo ödem olabilir ya da işte farklı bir kalp damar problemi olduğu için ödem problemi çok fazla olanlar için olabilir. Onun dışında belki gece çalışıp işte gündüz uyuyan, yani biyoritmi ters işleyen işinden dolayı kişilere ya da regl döneminde ben çok fazla işte kistim var ya da polikistik overim var diyen kişilerde de dönemsel olarak bromelain takviyesini
önerebilirim. Hocam, çörek otu yağından yağ ile ilgili bir şey soracağım. Çünkü anladığım kadarıyla en çok onu herkese tavsiye ediyorsunuz. Çörek otu yağı bir de kapsülü var. Hangisi daha faydalı? İlk olarak hangisini hani bu daha iyidir diyebileceğiniz? Şöyle, çörek otunun aslında çok iyi bir ham maddeyle ve gerçekten okside, çünkü çok çabuk okside olan bir baharattır. Yani iyi bir şey yapalım derken kötü bir şeye çevirip kanserojen etkiyi de yakalayabiliriz. O yüzden çok çabuk bozulur, havayla temas etmemesi gerekir. Ben genelde eczanelerde satılan standardize ham maddesi belli olan kapsül formlarını öneriyorum. Hem etken maddeyi biliyoruz, hem aldığımız miligramı biliyoruz ve açıkçası en güzel etkiyi de onlardan gördüm. Çünkü yağ formunda içtiğimizde bir mide problemlerini yaşayabiliyoruz ve dediğim gibi yani gerçekten saf bir çörek otu olması gerekiyor ki tamamen bu bahsettiğim etkileri yakalayabilelim. Öbür türlü bazen karıştırılabiliyor, okside olabiliyor, bozulabiliyor. O zaman bu etkileri elde edemeyebiliyoruz. Ben eczanede satılan standartize kapsül formlarını öneriyorum. Açlık ya da diyet migreni tetikler mi? Ya da işte bir beslenme sistemi var mı daha aza indirmek için fayda sağlayabileceğimiz bir besin? Migren aslında şöyle çok kişiden kişiye değişebiliyor ne yazık ki. Yani birine iyi gelen şey başka bir migren hastasına iyi gelmiyor. Mesela bunlardan biri kafein. Bazen kafein eksikliği bazı migren hastalarını migrenini tetiklerken ki bunun çok böyle geri dönüşü oldu. Yani ben gün içinde kahve içemeyince çok fazla başım ağrıyor gibi. Aslında kafein de bir bağımlılıktır. O yüzden mecbur sahura böyle az da olsa bir kahve şeklinde yazdığım danışanlarım var. Keza bazı danışanlarda da ne yazık ki kafein fazlalığı ters tepki yapıp işte baş ağrısını ve migreni tetikleyebiliyor. Bu noktada benim danışanlara önerdiğim kendinizi çok iyi analiz edin. Yani size ne iyi geliyor ne iyi gelmiyor. Buna mutlaka bakın çünkü süt ürünleri bazen mesela bazı danışanlara iyi gelmiyor. Ama en büyük aslında gördüğüm Ramazan ayı özelinde konuşuyorum. Kafein, kafeinsizlik ve su. Tabii ki su tüketimi artı tabii ki açlık da. Yani çok uzun açlık tabii migreni çok tetikleyen bir şey. Ama genel olarak kafein ve sudan bahsedebilirim. O yüzden mutlaka özellikle migren hastalarının suyu hele hiç eksik etmemesi gerekiyor. Aynı zamanda kesinlikle bu magnezyumdan bahsetmiştim zaten. Ben istisnasız migren hastası olduğunu duyduğum bütün, yani neredeyse sokaktaki kişilere bile mutlaka magnezyum kullanın diyorum. Gerçekten magnezyum kullanın, farkını inanılmaz hissedeceksiniz, anlayacaksınız. Ramazan ayında da kullanırsanız o baş ağrısı ve migren ataklarını da daha az yaşadığınızı fark edeceksiniz. Magnezyum kesin kullanın yani özellikle. Teşekkür ederiz hocam bu değerli bilgiler için. Şimdi biraz da beslenme sistemleriyle alakalı soru sormak istiyorum. Çünkü çok merak ediyorum. Hocam çok fazla beslenme şekli var. İşte tek öğün beslenen, iki öğün, üç öğün, ara öğünlü şekilde. Aslında doğru olan nedir? Yani ne yapmak gerekiyor bu konuyla alakalı? Evet, şu an aralıklı oruç son aslında pandemiyle beraber de daha da popüler olan bir diyet sistemi haline geldi. Aralıklı oruç gerçekten birçok kişiye çok iyi gelen, kan şekerini çok iyi dengeleyen, çok güzel kilo verdiren bir diyet sistemi aslında. Ama benim genel olarak önerdiğim aslında şöyle, kahvaltıyı erken yapıp akşam yemeğini de erken bitirmek şeklinde olan bir aralıklı oruç sistemi olmalı. Nitekim benim gördüğüm genelde geç kahvaltı, 12 gibi kahvaltı, akşam 8-9 gibi akşam yemeği şeklinde oluyor. Ama bunu artık değiştirip işte 8-9 gibi kahvaltı yapıp 5 gibi akşam yemeğini bitirmek yönünde, en azından bunu yani her güne yapamıyorsak bile yani 5 gün yapıp hafta sonları bir tık daha esnetebiliriz ya da tam tersi kendi düzenimize göre ayak uydurabiliriz bu şekilde. Ama şunu söyleyebilirim ki net bir doğru yok. Aslında bu tamamen kişinin kan tahlillerine, daha önceki diyet deneyimlerine göre, çünkü
Artık gördüğüm ne yazık ki 20'li yaşlarda bile birçok kişinin özellikle kadınların çok fazla diyet deneyimlerinden dolayı metabolizmaları çok çok yavaşlamış durumda. Özellikle çok düşük kalorili diyetler yapıp sonra yeme hatakları geçirip tekrar düşük kalorili diyetler, bu yo-yo sendromu dediğimiz sebeplerden dolayı gerçekten çok ciddi kas kayıpları görüyoruz. Yağ oranları tabii ki artıyor, metabolizmaları yavaşlıyor. O yüzden de yapamayacağınız ya da genel olarak sürdüremeyeceğiniz hiçbir diyet yöntemini sadece kilo vermek adına kesinlikle önermiyorum. Çünkü uzun vadede aslında size daha çok daha ciddi problemler yaratabiliyor. Hocam bir de son zamanlarda su diyeti diye bir şey duydum. Bu nedir yani? Ne derece sağlıklıdır? Ben kesinlikle önermiyorum. Sanırım çok, yani bu tabii kişiden kişiye değişmekle beraber bazıları 24 saat, bazıları 2, 3, bir hafta 10 güne kadar sadece suyla beslenen kişiler duydum. Çok sağlıklı ve iyi hissettiklerini söylüyorlar. Ama kesinlikle sağlıklı bulmuyorum. Aksine vücuttaki birçok vitamin ve mineral kaybına sebep olup aynı zamanda da tamamen kas kaybıyla da yüksek oranda kas kaybıyla, tabii ki belli bir oranda açlık olduğu için yağ kaybı da olacak ama yüksek oranda kas kaybıyla beraber sonuçlanıyor ve 2-3 güne kadar bir derece vücudu temizlemek adına yapmak isteyenler, illa yapmak isteyenler için tolere edilebilir. Ama belli bir noktadan sonra zaten vücut kendini açlık ve kıtlık konumuna aldığı için ve dışarıdan herhangi bir besin gelmeyeceğini anladığı için tamamen metabolizmayı gitgide yavaşlatıyor ve durma noktasına getiriyor. O yüzden benim uzun vadede ne kilo vermek için ne de sağlık için asla önermediğim bir yöntem. Benim anladığım kadarıyla en doğru beslenme sistemi 2 öğün ya da 3 öğün, bu da kişilerin işte günlük hayatına, metabolizmasına, sağlık durumlarına göre değişen bir durum, değil mi hocam? Kesinlikle, aynen öyle. Size hangisi iyi geliyorsa, bir de tabii ki acele etmeden, çünkü bu kilolar bir günde alınmıyor. O yüzden bir günde de vermeyi beklemek. Bir günde aldığınız kiloyu bir günde vermeyi bekleyebilirsiniz. Mesela hafta sonu bir gün yemek yediniz ve ödeminiz arttı. Ertesi gün fazla tartıda çıktınız. Bunu tabii ki bir gün içinde vermeyi bekleyebilirsiniz. Bu normal bir süreç ama yıllardır alınan ya da aylardır alınan bir kiloyu bir hafta ya da 2 hafta içerisinde vermek zaten hem fizyolojik olarak hem de biyolojik olarak, mantık olarak, psikolojik olarak da çok mümkün ve doğru değil. Zaten sosyal medyada çok fazla diyet, aşırı böyle bilgi kirliliği var. İşte hormon diyetleri, sadece tek düze patates diyeti, kabak diyeti. Sadece tek bunu yiyorsun, başka hiçbir şey yemiyorsun. Bunlar tek, sadece tek besinle beslenmek ne derece doğru? İşte o anlık benim çok, tabii ki danışan, çok danışan görünce çok fazla da gördüğüm bir şey bu. O anlık çok güzel kilo kayıpları yaşanabiliyor. Çünkü kas ve su kaybediliyor aslında kısa vadede kaloriyi düşürüldüğünde. Ama sonrasında normal düzene geçtiğinizde hem daha hızlı kilo alıyorsunuz. Aslında vücuttaki bu leptin, grelin dediğimiz tokluk ve açlık hormonunu da bozuyorsunuz. Yani vücut dengesini bozuyorsunuz. Aslında daha kolay doyabilecekken doymamaya da başlıyorsunuz. Bu bir noktada yeme bozukluğuna da dönmeye başlıyor. Ve tabii ki normal, aslında sağlıklı diye nitelendirdiğimiz ya da yazdığımız diyet listelerine vücut cevap vermemeye başlıyor. Çünkü çok düşük kaloriye vücutlar alışmış oluyor. Dolayısıyla da yani o kısır döngüye giriyoruz. Vücut cevap vermiyor, danışan strese giriyor, strese girince kilo hiç gitmemeye başlıyor. En güzeli hiç bu tarz diyetleri denememek ama ben de çok fazla görüyorum. Yani özellikle Reels'larda da bunu iç, 10 günde 5 kilo ver. İşte bakıyoruz aslında içinde sadece limon, tarçın var. Yani biraz insanların algısıyla da oynanıyor. Tabii ki bunlar kilo vermeye uzun vadede destek, ödem atıcı ama hiçbir şey böyle 10 günde 5 kilo verdirir şeklinde bir şey zaten imkansız. Hocam peki doğru yağ yakımı için? Çünkü dediniz ya, bunlar su kaybettirir, kas kaybettirir. Biz yağdan sağlıklı kilo vermek istiyoruz.
Bunun için ana başlıklar ne olmalı? Birincisi egzersiz. Yani spor ne yazık ki biz yiyelim ama oturduğumuz yerden de kilo verelim mi seven bir toplumuz. Hareket etmeyi hiç sevmiyoruz. Birincisi mutlaka yürüyüş. Yani gerçekten %100 yağdan kayıp sağlamak için egzersiz mutlaka olmalı. Hatta interval dediğimiz bir egzersiz yöntemi var. Yani nabzı yükseltip azaltarak devam ettirilen, aslında 1 saat yürümek yerine belki yarım saat 40 dakikada halledebileceğiniz ve daha çok yağ yakımı odaklı bir sistem. Ben genelde bunu öneriyorum danışanlara. Şunu da söyleyeyim aslında yeri gelmişken. Ben genel olarak aç veya tok değil. Aslında ne zaman yapabiliyorsanız, kendinizi ne zaman iyi hissediyorsanız o zaman spor yapın diyorum ki keza Ramazan'da da aynı şey geçerli. Yani bunun özellikle Ramazan için hiç doğru bir ya da net bir saat yok. Ben kendimi sabah daha dinç hissediyorum, iyi hissediyorum diyenler sabah yapsın. İftardan önce daha enerjik oluyorum diyenler iftardan önce yapabilirler. O yüzden yeter ki yapmaya çalışın eğer kendinizi iyi hissediyorsanız, ama normal zamanda da yağ kaybı için birincisi egzersiz mutlaka şart. İkincisi protein, karbonhidrat ve yağ alımının dengeli olması lazım. Tek tip beslenme değil, yani sadece patates, 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 hurma, hurma, hurma değil. Zaten kan şekerini regüle edersek yağ yakımı işte o zaman başlıyor. Onun dışında bir tık protein ağırlıklı beslenmeye özen göstermek lazım. Akşam yemek yemeyi kesmek lazım. Yani biz Türk toplumunun yemekten sonra gelen o koca bir meyve tabağını yememesi lazım. Meyveyi tabii ki yemeyeceğiz demiyoruz. Meyve de en sağlıklı şeylerden biri ama mümkünse gün içerisinde, Ramazan dışında bahsediyorum bu arada, mümkünse daha erken saatlerde yenilmesini öneriyoruz. Yani akşam çok fazla yemek yemeyi tabii ki önermiyoruz ki yağ yakımı olsun, insülin salgılanmasın diye. Onun dışında da ben eğer farklı bir hastalık durumunuz yoksa, yani insülin kullanmıyorsanız, hipoglisemimiz yoksa işte, ya da gelişim çağında hamile değilseniz genelde çok sık ara öğün değil. Yani aslında genel konsept şu ki vücudu dinlemek lazım. Yani aç değilken illa ara öğün mesela yenmesine gerek yok. Ama ben ara öğün vermediysem, ama o noktada da acıkıyorsanız mutlaka bir şeyler de yenmesi lazım. Vücut aslında bir ye sinyalini, yani bir şeye ihtiyacı olduğunu size gösteriyordur. O yüzden önce su içeceğiz. Çünkü suyun içilmemesi de bir açlık sinyalidir. Yani size aç mısınız hissiyatı verir. Önce suyu içeceksiniz. Baktınız olmadı. O zaman orada küçük bir ara öğün yapabilirsiniz. Ama Teşekkür gereksiz ederim. ara öğüne gerek yok. Çok teşekkür ederim hocam. Programın sonuna geldik. Yine nasıl geçti anlamadık. O kadar değerli bilgiler aldık ki umarım çok kişi de bu bilgilerden yararlanacak. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Evet değerli izleyenler, Yaşam Koç'un programının sonuna geldik. Haftaya yepyeni konuğum ve konularımla birlikte RTV ekranlarında olacağız. Esen kalın.